Sezonun başından beri hep hedefimiz hem Antalya'mızı hem sevenlerimizi en iyi şekilde temsil etmek. Kürsüyü her zaman korumak ve kürsünün en üst basamağında olmaktı. Ağlı güreş gerçekten dünyanın en zor sporlarından birisi diyebilirim. Gerçekten çok zor. Özveri isteyen, fedakarlık isteyen, emek isteyen bir spor. Bireysel bir spor. Bireysel sporun zorlukları çok daha fazla. Yani bireysel sporda her şeyin sorumlusu sizsiniz. Başarı ve başarısızlık her şey sizin sorumluluğunuz altında. Özel hayatınızdan, ailenizden, çevrenizden vesaire. Yani dediğim gibi bu işte başarılı olmak istiyorsanız, zirvede kalmak istiyorsanız fedakarlık isteyen bir spor. Ben de elimden geldiğince başarılı olmak adına, sevenleri utandırmamak adına daha fazla fedakarlık yapıyorum. Ve çok şükür bunun da bu emeklerimizin karşılığını sahaya çıktığımız zaman alıyoruz, görüyoruz. Ben sahaya çıktığımda inanın kendi başarımı düşünen birisi değilim artık. Sahaya çıktığım zaman benimle birlikte sevinen, benimle birlikte üzülen, benimle hiçbir kan bağı olmayan ama aynı duyguları yaşayan birçok insanlar var. Onları düşünerek, onları hayal ederek o er meydanlarına çıkıyorum. Bunlar benim motivasyonum açıkçası. Dediğim gibi artık biz İsmail Balaban kendimden çıktım. Artık sevenlerim, seyircilerim için savaşıyorum. Onlar için mücadele ediyorum. Sıcağın altında gerçekten çok zor bir iş. Yani o gölgelikte oturan insanlar bile o sıcakta bunalırken biz o güneşin altında, yağın altında iki tane güç birbirine çarpışıyor. Gerçekten kolay bir şey değil. Nabız dediğim gibi belki 200'leri geçtiği zamanlar oluyor. Gerçekten çok zor bir spor. Orada sağlıklı düşünebilmek ve düşünerek hareket edebilmek gerçekten zorlaşıyor. Sahanın içindeki zorluktan çok sahanın dışında da ben çok zorluk yaşıyorum. Yani özellikle Survivor'a gittikten sonra bu zorluğu çok daha fazla yaşamaya başladım. İnsanlar seviyor, sayıyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seviyorlar ki ilgi alaka gösteriyorlar. Dediğim gibi özellikle Survivor'dan sonra çok fazla ilgi alaka artmaya başladı. Dolayısıyla insanlar gelip sizinle sohbet etmek istiyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Bunlar gayet normal, güzel şeyler. Benim de hoşuma gidiyor. Ben de elimden geldiğince insanlara vakit ayırmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince minimum seviyede insanları kırmamaya gayret gösteriyorum gerçekten. Ama yaptığımız iş çok zor bir spor. Sahaya geliyorsun, maçına odaklanmak zorundasın. İnsanlar bir yandan sizden başarı bekliyor. Başarılı olmadığınız zaman eleştiriler, çok kötü eleştiriler alıyorsunuz. Yani bunları düşünüyorsunuz, başarılı olmam lazım diyorsunuz. Bir yandan seyirciler sizinle fotoğraf çekilmek istiyor. Her birine en az birer dakika vakit ayırdığınızı düşünecek olursanız gerçekten ben akşama kadar bir organizasyonda en az 500 bin kişiyle diyalog halinde oluyorum. En az 500 kişiyle fotoğraf çekiniyorum. Bu gerçekten çok zor bir olay. Yani sadece maça odaklanman gerektiği yerde mesela seyirci çıkıp geliyor fotoğraf çekinelim diyor. Yani ben elimden geldiğince insanları tabii kırmamaya çalışıyorum. Keşke hepsine yetişebilsem, hepsine vakit ayırsam, hepsine sohbet edebilsem, hepsine fotoğraf çekinebilsem. Ama böyle bir şey mümkün değil ya, benden bir tane ver. Yani bir tane var. O yüzden hiçbirine, hepsine yetişme şansım yok. Elimden geldiğince kırıcı olmamaya çalışıyorum. Gerçekten buna özen gösteriyorum. Sahaya girdiğim andan itibaren arabayla gerçekten insanların sevgiseliğiyle karşılaşıyorum. Ve bir anda hemen arabamın etrafı çevriliyor. Hemen arabadan iner inmez fotoğraf faslı başlıyor bizim. Mesaimiz başlıyor diyebilirim hatta. Yani güreşe çıkmadan aslında bir yavaş yavaş enerjim gidiyor benim. Çünkü insanlara gülümsemek zorundasınız. Cevap vermek zorundasınız. Dolayısıyla bunlar sizin gerçekten dikkatinizi dağıtan ve enerjinizi alan şeyler. İnsanlar bunu maalesef idrak edemiyor. Ve sonrasında maç aralarında nabzın yüksek maçtan çıkıyorsun ve ya da örnek vereyim normal süre bittiğinde puan süresi başlıyor. Puana gitmeden önce hemen bir su alıyorsun. Antrenörün yanına gidip taktik alıyorsun. Nabzın yüksek zaten. Antrenörün yanına geliyorum, su alacağım, dinleneceğim ve taktik alacağım. Aynı zamanda işte maçıma odaklanmam gerek. Seyirci geliyor, fotoğraf çekinelim. Ya kardeşim lütfen anlayış gösterin. Biraz da beni anlayın, biraz empati yapın. Yani biraz ne bileyim ya, sevgiyle saygıyla yaklaşın. Biraz halden anlamaya çalışın. Ya beni kendi yerine koy, bir düşün yani. O nabızda maçıma odaklanmam gerekirken sen gelip benden fotoğraf çekinmek istiyorsun. Eyvallah, seviyorsun, çok teşekkür ederim ama bir şeyin yeri ve zamanı var. Biz bunu maalesef aşamıyoruz. Yani bunu yerinde zamanda yaptığın zaman kimse kimseye bir şey dedi yok. Ben zaten bundan mutluluk duyan bir insanım. Yani sevenlerimin olması, bana ilgi alaka göstermeleri, bunlar gerçekten çok güzel şeyler. Yani herkesin yaşayamayacağı şeyler. Ben bunlardan gurur duyuyorum ama bir şeyin bir yeri ve zamanı var. Yani bunun yerini zamanını yapamadığımız zaman bazen anlaşmazlıklar çıkabiliyor, yanlış anlaşılmalar çıkabiliyor. Dolayısıyla Seker Meydanı'nda da aynı durumu yaşadık. Ben sahaya geldiğim ilk dakikadan itibaren fotoğraf çekilmeye başladım. Anons geçiyor, baş pehlivanlar er meydanına bekleniyorsunuz diye. Geç kaldım. Kısmetimi giyiyorum, kısmetin paçalarımı bağlamam lazım sıkı bir şekilde. İnsanlar geliyor, fotoğraf rica ediyorum diyorum. Hani
Paçamı bağlıyorum, hazırlık yapıyorum. Bak anons geçiyor, geç kaldım. Birazdan çekinelim. Yani bunu söylemem bile insanların ne bileyim alınmasına sebep oluyor. Ben gerçekten elimden geldiğince minimum seviyede insanları kırmamaya özen gösteriyorum. Yani elimden gelen minimum seviyede yaklaşım sağlıyorum ama yine de insanlar yanlış anlıyorlar. İşte bu Survivor'a gitti, ondan sonra bu değişti, ondan sonra havalandı. Yok ya kardeşim, ben aynı İsmail Balaban'ım. Ben gerçekten eğer değişmiş olsaydım Survivor'a gittikten sonra, ki benim karakterimi kesinlikle değiştirecek bir platform değil. Ve oraya giderken de ben en büyük hayalim, hedefim atasporumuz, yağlı güreşi daha fazla kitleye sevdirmek ve tanıtmaktı. Bu amaçla en çok hayalim, hedefim, bunu amaçlayarak gittim ben zaten yarışmaya. Eğer ben değişmiş olsaydım, er meydanlarına tekrar geri dönmezdim. Yani Survivor'dan sonra kardeşim ben güreş hayatımı bitirdim, burada noktalıyorum. Ben artık başka işlere yöneleceğim derdim. Bilmiyorum, belki benim yerimde olsa birçok insan gerçekten yarışmadan sonra sahaya dönmeyebilirdi. Ve birçok insan da bu yorumu yaptı. İsmail Balaban artık er meydanlarına dönmez, güreş hayatı bitti, bundan sonra güreş yapamaz. Yani o kadar çok eleştiri aldım, yorumlar aldım, olumlu, olumsuz. Ama ben bunlara hiçbir zaman kulak asmadım. Ben kendimi bilen bir insanım, nereden geldiğimi bilen bir insanım. Ben yörük çocuğum, ben köylü çocuğum, ben çiftçi çocuğum. Geldiğim yeri de unutmadım, geldiğim yeri de biliyorum. Kimse benim kelimelerimi yanlış yere çekmeye çalışmasın, çekemezler. Beni değiştiremezler. Ben geldim adam gibi yine er meydanlarında mücadelemi, savaşımı vermeye devam ettim. Vermeye de devam edeceğim. Kimse beni aşağıya çekmeye çalışmasın, kimsenin buna gücü yetmez. Ben aynı İsmail Balaban'ım, ben hiçbir zaman değişmedim. Ama her şeyin bir yeri, bir sınırı vardır. Seker meydanında olduğu gibi. Ben o gün Seker Meydanı'na hasta bir şekilde çıktım. İki gün önce serum vurundum. Gerçekten çok kötüydüm. Bir gün önce hatta Çanakkale'de güreş vardı. İlk turda çıktım hasta olduğum için. Antibiyotik kullanıyordum. Dediğim gibi bir gün öncesinde serum vurundum. Bir gün sonrasında Seker Meydanı'na geldim. Seker Meydanı benim için önemli. Neden önemli? Elmalılıyım ben ve Elmalı'ya 20 kilometre uzaklıkta bir er meydanı. Ve dolayısıyla hem seyircilerim anlamında hem oradaki daha önce yaşamış olduğum başarılar anlamında benim için çok önemli, önem arz eden bir organizasyon. Ben o hasta halimle ilk turda çıkabilirdim. Ya kardeşim ben hastayım, mazeretim var. Kötüyüm, hastayım. İlk turda çıkar, paramı da alıp gitmesini bilirdim yani. Ama ben ne yaptım? O hasta halimde, yani o güneşin altında ben üşüyordum ya. Hastayım ve üşüyorum. Antibiyotikle, serumla çıkmışım sahaya. Niye? Orada sevenlerim var, seyircilerim var. Sırf onları düşünerek o hasta halimle ben mücadele etmişim orada. Ve bununla, insanlar bunları anlamıyor gerçekten. En az 500 kişiyle fotoğraf çekindim ben orada. Yani bir kişi gelip o 500 kişiyle, 1000 kişiyle çektiğim fotoğraf takdir etmiyor da bir kişi gelip beni aşağıya çekmeye çalışıyor. Ben buna kırılıyorum, buna üzülüyorum. İnsanların da yorumlarını okuduğum zaman daha fazla kırılıyorum. Oradaki videoda en az 30 saniyelik, 1 dakikalık bir diyalogumuz var oradaki kişiyle, şahısla. Orası maalesef videoda yok. Burası beni gerçekten üzen nokta burası. Ben bir anda kalkıp öfkeleniyor gibi bir duruma düşmüşüm. Aslında olayın özü şu. Orada ben maçın bittikten sonra bir dakika bile geçmedi. Yani maç bitti. Birinci oldum. Daha yerden kalkacak takatim yok. Hem ciğerlerimde enfeksiyon var. Nefes alamıyorum. Bir yandan maçın vermiş olduğu yorgunluk, nabız şey var. Yani nefes alamıyorum ya. Adam gelmiş. Ya bir dakika geçmeden ayağa kalkacak takatim yok. Fotoğraf çekineceğiz diyor. Abicim bir durun dedim ya, bir nefes alayım dedim. Yani verdiğim tepki bu. Adam dedi, kardeşim biz burada seyirciyiz, sen de sporcusun. Çekileceksin kardeşim diyor. Abicim siz beni satın almadınız ya. Ben zaten düzgün bir üslupla yaklaşsan, düzgünce gelsen bana desen ki, yani bir iki dakika sonra nabzım düştükten sonra desen, ben zaten çekiniyorum insanlarla. Elimden geldiğince kırmamaya çalışıyorum zaten. Ama senin yaklaşımın, senin üslubun, yani sevgi, saygı, üslup çok önemli bence. Sen nasıl bana saygı göstermiyorsan, sevgi saygı yoksa, karşılığında da bu gayet, bu yüksek nabızda vermiş olduğum cevap, vermiş olduğum aksiyon çok yerinde bence yani. Yani ben yine kendimi zor tuttum orada. Yine kendimi üslubumu korumaya, ahlakımı korumaya elimden geldiğince zaten çalıştım ama bazen de insanın bir dolmuş olduğu yer oluyor. Yani hem yorgunsun, hem psikolojik olarak, hem hastasın, hem nabzın yüksek. Kardeşim benim derdim şu anda fotoğraf değil ki, sanki sen beni satın almışsın gibi çekineceksin kardeşim diyor. Yani şimdi emir vaki konuşursam burada çekilebilir miyiz demek var. Çekineceksin kardeşim demek var yani. Üslup çok önemli dediğim gibi. Yani sen üslubuna dikkat etmezsen, şimdi insanlar orada sadece benim ayağa kalkıp adama yaptığım yorumdan bahsediyor ve beni aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Olumsuz yorumlar vesaire bakıyorum. Zaten bunlarla alakalı da avukatımla görüştük. Bu yorumlarla, yorumlar hakkında da zaten hukuki süreç hepsini başlatacak. Tek tek hepsi alınıyor. Gerekli yazışmalar vesaire hepsi olacak. Bunlarla da gerekli olarak avukatım ilgilenecek. Bunu da buradan sizden aracılığıyla açıklamış olayım.
Dediğim gibi ben kimseye durduk yere bir tepki vermedim. Ben 10 yıldır İsmail Balaban'ım. 10 yıldır bu sahalarda insanlarla fotoğraf çekiniyorum. Elimden geldiğince insanları kırmamaya çalışıyorum. Ama her şeyin bir yeri var. Zamanı var, adabı var, üslubu var. Yani insanlar bana geldikten sonra, insanca yaklaştıktan sonra ben zaten kimseyi kırmıyorum. Gerçekten benimle 2 saat, 3 saat güreşte vakit geçirin. Ya tuvalete gidiyorum, tuvaletin içinde fotoğraf. Yemek yiyorum, ağzında lokma fotoğraf. Ya kardeşim bir şeyin yeri zamanı var ya. Ben insanları ciddi anlamda kırmamaya çalışıyorum. Ya tuvalette bile fotoğraf çekiniyorum ya. Tuvalette bile ya düşünün yani. Yemek yerken ağzında lokma fotoğraf çekiniyorum abi. İnsanları kırmamak için ama bir yere kadar yani sabır bir yere kadar. İnsan hani ben taş değilim yani ya. Yani fazla dolmuşluk var.